ev sahipliği yapan Tonya Belediye Başkanımız Sayın Osman Beşel'e teşekkür ediyoruz. Program arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, plaket ve hediyeler. Öncelikle şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan Cemiyet Kurucu ve Onursal Başkanımız Hikmet Aksoy, yıllarca yöneticiliğimizi yapan Muhammed Taş ve geçen yıl aramızdan ayrılan üyemiz İlhan Baştan için sizleri saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Aydın Gelici davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vekilim, değerli kaymakamlarımız, değerli belediye başkanlarımız, Giresun'dan ve Trabzon'dan yine sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, Giresun Üniversitemizden ve Trabzon Üniversitemizden değerli hocalarımız ve yıllardır omuz omuza yazılı ve görsel basında birlikte mücadele ettiğim değerli gazeteci büyüklerim ve kardeşlerim, Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Büyük Liman buluşmaları ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan sevgili Muhammed Taş anısına düzenlediğimiz yerel gazetecilik ödülleri 2019 ödül törenine hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle buradan isimlerini anmadan geçemeyeceğim. Bölge basınına çok büyük hizmetleri olan cemiyetimizin de kurucusu, onursal başkanı, değerli Hikmet Aksoy ağabeyime. Yine bölgemizde gazete kurarak yıllardır bölgeye hizmet eden ve hala faaliyetini sürdüren Büyük Liman Postası kurucularına Sayın Ekrem Kamburoğlu'na ve yıllarca beraber omuz omuza mücadele ettiğimiz Muhammed Taş kardeşimize ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan İlhan Baştan kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Muhammed Taş kardeşimizin eşi aramızda Sayın Pervin Taş. Orada hoş geldiniz diyorum. Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti 2006 yılında kuruldu. Kuruluş amacıyla birlikte şu anda Türkiye'de tek cemiyet.
Neden tek cemiyet? Hem Trabzon'dan hem Giresun'dan, yani iki ilden 8 ilçede görev yapan gazetecileri barındıran bir cemiyet. Şu anda 32 üyemiz bulunuyor. Bugüne kadar az önce de bahsettim. Hikmet Aksoy başkanımız merhum, Oktay Gül ve ardından yine Mehmet Al başkanımız görev yaptı. Başkanlıkları döneminde yöre basında ve büyük limandaki sorunların gündeme getirilmesi noktasında çok güzel görevler yaptılar. Ben onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz de şu anda inşallah ikinci dönemimizi tamamlamak üzereyiz. İnşallah yaz aylarında kongremizi yapacağız. Bayrağı herhalde bir isme biz de devredeceğiz. Elimizden geldiğince Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda hem bölgenin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hem de bölgemizde yayın yapan meslektaşlarımızla bir dayanışma halinde sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunların tabii gündeme getirilmesinde en önemli aktörlerden biri, daha önce de faaliyetlerini sürdüren Büyük Liman Platformu. Cemiyet olarak her zaman bunun canlı kalmasını amaçlayanların başında geliyoruz. İnşallah buradaki Hazirun bize bu konuda desteklerini sürdürür. Sayın Milletvekilimiz gerçekten çok çalışıyor. Her an sahada bütün ilçeleri arşınlıyor. Sadece Büyük Liman yöresine değil, Trabzon'un diğer bölgelerinde de elinden geldiğince hizmet götürmeye gayret ediyor. Bizim ondan temennimiz tabii ki biraz mikro milliyetçilik yapacağız. Büyük Liman'ı daha da yaşanılabilir hale getirmek için elinden geleni yapmasıdır. Bilsin ki Büyük Liman Gazetecileri Cemiyeti her zaman yanında ve arkasında duracaktır. Büyük Liman Gazetecileri Cemiyeti olarak bazı faaliyetlerimiz oluyor. Bu faaliyetlerde, bugün burada gerçekleştiğimiz faaliyette bunlardan birisi. Geçmişte Vakfı Gebir'de, çarşı başında, Şal Pazarı'nda ve Görele'de bu buluşmaları gerçekleştirmiştik. Bu yıl sağ olsun Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşer ev sahipliğini olacağım dedi ve çok güzel bir ev sahipliği gerçekleştirdi. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine nezdinde Sayın Kaymakamımız Muhammed İkiz Bey'e de bu güzel ortamı oluşmasında katkılarının dolayı çok teşekkür ediyoruz. Pandemi dolayısıyla malum herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bazı faaliyetlerimizi belki sık gerçekleştiremedik. Hatta bazılarını aksatmış olabiliriz. Bu nedenle bizden bu hizmetleri ve faaliyetleri bekleyenlerden şimdi sizlerin huzurunda özür diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu faaliyetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar bu gecemize katıldığınız için, aramızda bulunduğunuz için bize onur ve gurur veren bütün arkadaşlarımıza, büyüklerime çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Bir laflarımız var, onları arz edeceğim sizlere. Muhammed Taş Yerel Gazetecilik Ödül Programı'na ilişkin nazik davetinize çok teşekkür ediyorum. Etkinliğinize katılmayı arzu etmiş olmama karşın daha önceden belirlenen programım nedeniyle sizlerle birlikte olamayacağımı üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm ülke sathındaki kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme yatırımlarına ilişkin şehir ziyaretlerimize yerel medya kuruluşları ile yakın ve yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Bu anlamda ülkemizdeki yerel basının güç ve etkinliğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum. Ödül töreninde katılan çok değerli davetlilerle birlikte şahsınızda tüm cemiyetimizin üyesi medya mensuplarına selam ve muhabbetleri iletiyorum. Adil Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Programımıza katılamayıp bizlere telgraf gönderen milletvekillerimiz var, onların isimlerini sizlere arz etmek istiyorum. Muhammed Balta, Türkiye Büyükler Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili. Avukat Kadir Aydın, AK Parti Bürosu Milletvekili, Türkiye Büyükler Meclisi İçişleri Komisyonu Üyesi.
Cemal Öztürk, Giresun Milletvekili. Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Milletvekili. Doktor Adnan Günler, Trabzon Milletvekili. Ahmet Kaya, Trabzon Milletvekili. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ersan Küçük'ü davet ediyorum. Sayın Protokol ve değerli meslektaşlarım, kusura bakmayın, ben fazla bir konuşmayı seven bir insan değilim. Sadece işimin icraatını yapan bir kişi olarak görünmek istiyorum her zaman. Abi Muhammed arkadaşımızın anısına düzenlediğimiz törende Muhammed kardeşimizle ben de beraber omuz omuza çok mücadelelerde bulunduk. Çok çalışma ortamlarımız oldu, çalıştık. Allah kendisine tekrar gani gani rahmet eylesin. Böyle bir törende burada bulunduğum için de çok memnunum. Aydın Başkanım'ın da böyle güzel bir topluluğu bir arada topladığı için kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Şalpazar Belediye Başkanlarım, çok değerli Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve üyeleri, çok değerli meclis üyelerimiz, Konya'dan teşrif eden ve Giresun'dan teşrif eden, komşu ilçelerden teşrif eden çok değerli misafirler. Sesim biraz yorgundur, kusuruma bakmayın. Ama sesimden ziyade lafzı da arz etmek isterim. Bugün sizleri burada ilçemizde ağırlamaktan duyduğum gururu, onuru ve mutluluğu sizlerle paylaşarak hepinize, ilçemize, Konya'mıza ve bu güzel mekana hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Büyük Liman denince akla Vakfı Gemir'in, Beşikdüzü'nün, Şalpazarı'nın, Tonya'nın, Çarşıbaşı'nın ve Eynesi'nin kadimden beri devam ede gelen, arasında hiçbir problem yaşanmayan, arasından tabiri caizse su sızmayan birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışması, hısımlığı, dostluğu, akrabalığı ve alışverişi gelir. Kadimden beri süre gelen bu güzelliğin kıyamete kadar devam etmesine Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ve her platformda bu güzelliğe katkıda bulunan siz değerli yöneticilerim, gazetecilerim, değerli protokolüm ve bütün Büyük Liman Havzası vatandaşlarım canı gökten tebrik ediyorum. Allah hepinizden ve onlardan razı olsun. Gazetecilik denince haberlerin, halkın, bizlerin piyasadaki gözü kulağı olarak ben düşünüyorum. Derler ya, kalabatı meşhur, lügatı fasihten daha evladır diye bir cümle var. Saklı kalan yaygın yanlış, saklı kalan doğrudan daha doğru hale gelir. Kalem kılıçtan keskindir. Ekmek bıçağı ekmek kesmek için icat edildi, ancak adam öldürmekte de kullanılabiliyor. Dinamit taş patlatmak için icat edildi, ancak adam öldürmekte de kullanılabiliyor. İşte bu gazete ve kalem, gazetenin kalemi öyle bir şeydir ki ekmek kesmekte de kullanılabilir, taş patlatmakta da kullanılabilir, insan öldürmekte de kullanılabilir. Onun için çok önemlidir. Ben önemsiyorum ve önemi dünya kurulduğundan bilinebildiğinden beri zaten kabul edilmiştir. Gönül ister ki bütün gazeteler lügat-ı fasihleri tespit etsinler, keşfetsinler ve galat-ı meşhurların toplumdaki egemenliğine son versinler. Yani doğru, dürüst, taze, güzel ve neşesiyle birlikte
haberle neşlesinler. Hele hele ülkemizin Türklerin Anadolu'ya egemenliğinden sonra süre gelen dış saldırıların bugünlerde her yönüyle, askeri ve ekonomik yönüyle hız kazandığı bugünlerde gazetecilik ve gazetecilik üzerinden halkın aydınlatılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda bugüne kadar izleyebildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla ağırlıkla olmak üzere Trabzon'da yerel gazetelerimizin ve özellikle Büyük Duman havzasındaki yerel gazetelerimizin gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum ve inşallah bu hassasiyetlerinin ülkemiz üzerindeki gelişmelerin daha da hassaslaşacağı, bundan sonra daha da hassaslaşarak devam etmesini milli birliğimize ve beraberliğimize, kardeşliğimize gerek yerelde gerek bütün ülke düzeyinde katkıda bulunmasını hem kendilerinden diliyorum hem de kendilerine bu yönde Cenab-ı Hakk'ın izin vermesini, yardımcı olmasını diliyorum. Tabii ki ev sahipliğinden bahsettiler. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, teşekkür ettiler. Ben burada hepinizi ev sahibi olarak görüyorum. Hepinizi bir Tonyalı olarak görüyorum. Hepimiz Tonyalıyız, hepimiz Vaktikebirliyiz, hepimiz Çarşıbaşılıyız, hepimiz Şalpazarlıyız. Her ne kadar bütün Trabzon Şalpazarı'ndan ayrılmış olsa da, hatta Yomra Elması dahil Trabzon'dan, Şalpazarı'ndan neşet etmiş olsa da hepimiz Konyalıyız. Hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimiz daim olsun. Sayın vekilimiz bir rahatsızlık geçirdi. Ben kendilerine bir iki kez geçmiş olsun dedim. Şu anda yine huzurlarınızdan geçmiş olsun diyorum. Verdikleri hizmetler için, bütün vekillerimizin verdikleri hizmetler için yönümüz adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Ve kendilerine bir şey söyledim. Bugün kısa olarak bir ziyaretteydim. Dedim ki, sayın vekilim, zalim Haccac kılıcını almış sokağa çıkmış. İlk önde gelene sormuş ki, ben alim miyim, zalim miyim? Demişler, olur mu efendim demiş, sen alimsin demiş. Sen neden zalim Haccac'a alim dersin? Yalan konuşursun. Bir kılıç da yere sermiş. Hemen peşinden gelene sormuş. Ben alim miyim, zalim miyim? Olur mu efendim demiş. Sen zalimsin demiş önündekine bakarak. Sen ne cüretle bana zalim dersin diye bir kılıç da ona vurmuş. Adam yerde. Bir üçüncü adama denk gelmiş. İhtiyar tecrübeli birisi. Demiş ki söyle bakayım ben alim miyim, zalim miyim? Şöyle orada yapanlara bakmış. Kendisine bakmış demiş efendim. Sen ne alimsin ne zalimsin. Bir görünmez mikroba yenik düşecek kadar zavallı bir kulsun. Sayın vekilim dedi, gördüklerinizden korkmayın, görmediklerinizden korkun. Zira kendini dünyanın hakimi sanan o Amerikan başkanı dahi virüs vadeleri hemen maskeye taktı. Arkadaşlar, sayın büyükler, arkadaşlar, beyler, biz ne olduğumuzu, kul olarak gücümüzün ne olduğunu bilerek birbirimizi sevelim diye bunu söylüyorum. Bu dünyadaki varlığımızın değeri ne olduğunu bilerek birbirimizi kucaklayalım. Birlik beraberlik içerisinde bütün ortamları cennet mekanı haline getirelim. Zevk alarak eninde sonunda gideceğiz. Bir şeye yenik düşeceğiz ama bu ne olur? Bir virüs mü olur? Bir kalp mi olur? Bir böbrek mi olur? Bilemiyoruz. Eninde sonunda gideceğiz. Birbirini sevelim. Ama gazeteler üzerinde bu bir birle beraberle sevgiye katkıda bulunalım. Ama belediye üzerinden, ama vekilimiz üzerinden hangi daldan, hangi kulvardan olursa olsun bu birliğe, beraberliğe, bu kardeşliğe, bu güzelliğe katkıda bulunalım. Ama bireysel olarak, ama kurumsal olarak ve ülkemizi emperyalist emellerin asla oyunlarına alet etmeyelim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Cemiyet Başkanımız Sayın Aydın Gezinci tarafından plaket takdim edilecektir. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, başkanımız ödemek. Aydın Bey. Teşekkür ediyoruz.
konuşmalarından dolayı Tonya Belediye Başkanı Sayın Osman Beşer'e teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli belediye başkanları ve Tonya Belediye Başkanı, gazeteciler kurulu, çok değerli başkanları ve çok kıymetli gazeteci arkadaşlarım ve saygıdeğer misafirler, hepinizi saygı muhabbetle selamlıyorum. Büyük Duman Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlediği bu organizasyona katılmaktan büyük bir onur, büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Bir haber uğruna geçen bu zorlu ve çilekeş hayatınızda size her zaman saygı duymayı bilen bir devlet adamı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bize doğru haberi, etkili haberi ulaştırdığınız için ulaştırmak için ailemizden de sevdiğinizden aracılık ettiğimiz biliyoruz. Bu organizasyonda katkısı olan başta çok değerli belediye başkanımız olmak üzere Büyük Liman Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Hepinize ümmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Atik Ataman'ı davet ediyorum. Olsa bile bugün kaybetmişti, bunu da sosyal medyasını geri almış.
Dedem yayların ilanını almış Gümüşhane'den, yayla ilan, yayla ile ilgili hukuki vesikayı almış. Alabilmek için de dönemin Kürtün kaymakamı ve Tonya kaymakamıyla ev birinde buluşmuşlar. Şu 3-4 tane eski evin olduğu ev biri var. 71 senesinde 85 yaşında rahmetli olmuştu dedem. Şimdi merhamını ifade edecek ama çay söylesen keskısı olacak. Kahve söylesen diyor hemen bitecek. Kaymakam Bey'e diyor nargile söyledi. Değerli arkadaşlar, bundan 70 sene önce Erik Bey'inden nargile varmış. Ve burada muhteşem sarıyla sanma baktı. 1980 Şanlıurfa'nın nüfusu 28 bin değerli basın mensupları. Tonya bir örnek, aşağı yukarı 30 bin civarında, 26 bin civarında. Beşiktaş'ın belki daha da fazla dönem itibariyle. Buralarda insanların doğduğu yerine doymasını sağlamak üzere yapılan doğru şeyleri hatırlatmakta ve bizim güzelliklerimizi anlatmakla mükellef ve borçlu olduğumuzu düşünüyor. Buralar sorunlu yerler ve sorunlu coğrafyaların mantığısıyla gerçekten çok önemli nimetleri olan çok güzel bir bölgemiz var. Ve bize düşen şey büyük şehir olarak ve ilçe belediyeler olarak buralarda yaşama seviyelerini de artırmak. Biz buna çalışıyoruz. Ve en acımasız şekilde eleştirilmeye bu noktada da hazırız. Bizi ikaz edin, bizi eleştirin. Yeter ki gelecek nesillere daha iyi yaşanılabilecek bir ülke varmış olalım. Ben buradan bu vesileyle rahmetle anlıyorum sevgili Muhammed Paşa, sizin de arkadaşımızdı, kardeşimizdi, İhmet abi. Rahmetle anlıyorum. Ve hepinizin burada bulunduğunuz için, ben de aynı ortamı paylaşma şerefimle kendimde Allah nasip ettiği için şu kan duyuyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun. Ve bölgemizde gazetecilik anlamında çok güzel faaliyetler ortaya koyan
büyük fedakarlıklarla çalışan değerli dostumuz, rahmetli merhum Muhammed Taş Bey'i de rahmetle anıyoruz. Ve kendisi adına düzenlenen bu yıl yapılacak olan ödül töreninde özellikle çok anlamlı olduğunu, değerli olduğunu, bunu düşünen herkesi de tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii basın hepimiz için önemlidir. Anayasayla güvence altına almış ve demokrasimizin esasında en önemli göstergelerinden birisidir. Özgür, tarafsız, doğru haberciliğin ülkemizin, bölgemizin, yöremizin, insanımızın gelişmesine, kaldırmasına çok ciddi derecede katkı sağladı, malumunuzdur. Şu an günümüzde basın, yazılı ve görsel basının evrim geliştirdiği, kendini güncellediği, çok farklı noktalarda çok hızlı bir yayıncılığa doğru dönüştüğü bir dönemdeyiz. Ve buna ilişkin olarak da önemli yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Bu yönde çalışmalarımız da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam etmektedir. Ama ifade etmediğim ki en zor işi sizler yapıyorsunuz. Özellikle yerelde yazılı basının, görsel basının temsilcisi olmak çok büyük, çok zor şartlarda çok büyük fedakarlıklar gerektiren bir iştir. Bunu başarıyorsunuz. Hepinize Allah razı olsun. İyi ki varsınız gerçekten. Bunu şu anlamda diyoruz. Bizi sadece yaptığımız işleri, hizmetleri halka anlatılması, duyurulması noktasında bir görevi üstlenmiş olmakla yetinmiyorsunuz. Bazen bizim yapmadığımız, yapamadığımız, göremediğimiz eksikleri de bize hatırlatma noktasında çok önemli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Biz hakikaten kendi tarzım, yaşam biçimim, bakış açım gereği ifade edeyim ki ben sadece bizim haberlerimizin olumlu yönlerini değil, bizim eksik gördüğümüz yerleri yazmaktan hiçbir zaman çekinilmesin. Eleştiriye karşı tahammülü ve dirençli bir yapım olduğunu düşünürüm. Bunu bize doğru yola sevk edeceğini ve daha çok geliştireceğini, daha güzel hizmetler yapmamıza vesile olacağını ve bunda da basının önemli bir aracı, kuruluş, kurum olduğunu düşünmekteyim. Bu yaklaşımla çok daha güzel hizmetlere vesile oluruz. Ve ifade etmenin yine Büyük Liman yöresinde hem Giresun hem Trabzon ilinin 8 ilçesinin çok değerli gazeteciler yetiştirmektedir. Ve bu gazeteciler aracılığıyla da yapılan basın faaliyetleriyle bu bölgenin, bu yörenin gelişmesine, kalkınmasına çok ciddi katkı sağlıyorsunuz. Yöremiz özellikli bir yöredir, güzel bir bölgedir. Şunu söylemek gerekir ki, belki buğdayın merkezi değil ama ekmeğin ana vatanı olan bir yer. Belki en fazla hayvancılığın, süt üretiminin olduğu bir yer değildir ama tereyağının marka olduğu bir yerdir. Belki pamuğun, ipliğin olmadığı bir yerdir ama Keşan'ın merkezidir. Yine aynı şekilde yöreye özgü Çepni kültürünün yaşatıldığı bir bölgedir. Çok önemli değerlerimiz vardır, kemencemiz vardır, horonumuz vardır ve turizmle beraber de ciddi derecede atağa geçmiş bir bölgeyiz. Bu değerlerimizi, marka değerlerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Daha da yukarılara, zirveye taşımalıyız. Böyle bir potansiyelimiz vardır. Çalışkan, güçlü bir insan kaynağımız vardır. Ve özellikle yörenin özelliği inatçı ve takipçi bir karaktere sahibiz. Bu karakterle beraber bölgeye daha fazla hizmet alabilme potansiyelimiz vardır. İnşallah biz de bu yörenin siyasetçileri olarak bölgemize en güzel şekilde hizmetlerimizi yapacağız. Çok önemli bir şansımız var. Bölgemizde 3 milletvekili vardır. Görele'den Cemal Öztürk, Vakıf Kemir'den Muhammed Balta abimiz ve Tonya'dan bizler. Baktığımızda bölgede gerçekten güçlü bir konumdayız ve bütün ilçelerimiz bir kardeşlik hukuku içerisindeyiz. Beşiktaş'ından Şalpazar'a, Çarşıbaşı'ndan Düzce'ye, Eyesil'den işte Tonya'ya kadar her bir ilçemizde gerçekten yaylalarda birlikte buluşup aynı horonu yapıp aynı festivallerde
bir ve beraber olup mutluluklarımızı, hüznümüzü birlikte yaşayabildiğimiz, gerçek manada kaynaşmamızın gerçekleştiği bir yöreyiz. Bu şekilde bir araya gelen bir başka lokal bir bölge yoktur. Bu da bizim bir avantajımızdır. Bunu da çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bölgemizle alakalı Beşik Düzü Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi, Vakfı Kebir Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi, ki altyapı çalışmaları devam ediyor. İlçelerimizin her birinde özellikle doğalgazın bölgeye gelmesi ve bütün ilçelerimizde, şehir merkezlerinde dağıtıma başlatmasıyla beraber bölgemizdeki göçün başka yerlere, şehir merkezlerine gitmesini engelleyecek önemli faaliyetler olacaktır. Hem bir taraftan sanayi kuruluşlarının faaliyetlerin artarak devam etmesi, hem bir taraftan doğalgazın enerji maliyetlerinin azaltılması anlamında doğalgazın gelmesi önemli projelerimiz arasındadır. Eğitim faaliyetlerimiz alanında da bizim hem Şampazarı'nda hem Konya'da hem de Çarşıbaşı'da meslek yüksekokullarımızı açtık. Vakıf Kebir'de ve Beşik Düzü'nde önümüzdeki süreçte fakültelerin kurulması noktasında bir gayretimiz vardır. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Bunu da ortaya koyduğumuz zaman eğitimle beraber de dışarıdan özellikle ilçelerimize gelecek olan öğrencilerimizle beraber ekonomisine de, kültürel hayatına da, sosyal hayatına da çok ciddi katkı sağlanacaktır. Ben bu manada çok önemli hizmetler yapacağımızı görüyorum. Ve altyapı hizmetlerimizde çok iyi aşamadayız. Bunu söylemek isterim. Vakit takdim edilecektir. Sayın Muhammed İkiz ve Tonya Belediye Başkanı
Sayın Osman Beşer'i davet ediyorum. Mizantay Tasarım Ödülü ile Anaların Yanında Terörün Karşısında İskefiye Haber Gazetesi Ömer Salkı ödülünü vermek üzere Vakıf Kebir Kaymakamı Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan ve Vakıf Kebir Belediye Başkan Vekili Özer Aktaş'ı davet ediyorum. Başkanım.
yaptığı üçüncülük ödülüyle Karadeniz Postası gazetesi Kamil Yılmaz. Ödülünü vermek üzere Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersan Küçük'ü davet ediyorum. Thank you.
Başbuğ Abbas'tan Türkeş'in şu sözleriyle noktalamak istiyorum.
Fikirlerinizi diyor harekete geçin. Fikirlerini harekete geçiremeyenler fantaziler öteye geçemezler. O anlamda fikirlerini harekete geçiren kıymetli gazetecilerimizi kutluyor. Onların ve rahmetli Muhammed Taş gazetecimizin, kardeşimizin aziz hatıralarında saygıyla yürüyorum. Ben geldim aldım yani böyle bir şey mi geldi? Evet arkadaşlar, hepinizin olacak gazeteciler gününü ve Muhammed Taş kardeşimizle özellikle İkbet Olunca redaksiyonu abimizi bir kez daha burada aramıyoruz. Özellikle şunu söyleyeyim ben size. Atilla abi dedi ki, biz Musra, biz de ne biliyor musunuz? Biz de salon takımı değiliz, biz arazi takımımız. Biz su borumuzu toprak sahada yaptık yani. Bir zamanlar bizim geçtiğimizde de Atilla abi şu vardı, elinde fotoğraf makinesi var olan Hacı abi çok iyi bilir. O yanan bozlardan bahsediyorum. Fotoğraf makinesi olanlar kastecilik yapabiliyordu. O kastecilerin kalanısı. Şimdi eline telefonu alan kastediğin hem çıkıyor. Burada gerçek kardeşimi tebrik ediyorum. Trabzon'da kurumsallaşma adına çok güzel şeyler yaptı. Başarıların devamı diliyorum inşallah. Evet arkadaşlar, buradan bir kez de şehit olan kastecilerimizi buradan yad ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Refik abi ben gelince sustu. Ama kutlamam veririz. Tüm gazetecilerimize böyle isimlerinin yazılı olduğu bir kupa ediyoruz. İnşallah basınların üzerinde Şalpazar Belediyesi'nin bir anısı olarak güzel haberler yazmayı nasip eder diyor. Bir başka hatırlayın mısın? Tabii ki bizim için kutsallarımızdan bir tanesi ben de. Trabzonspor benim her şeyim. Fanatiyim. Fanatik olmaya da devam edeceğim. Trabzonspor için. Arkadaşlar, hepiniz yazıyorsunuz. Eşitle dürüst olduğunuzun elinizden eminiz bizden. Ama yöremizin ve ülkemizin, devletimizin menfaatleri söz konusu olduğu zaman lütfen önce ülkemizin menfaatlerimizi, yöremizin menfaatlerini düşünelim. Onu derken ben de Kur'an-ı Kerim ve bayrağı arkadaşlarımıza veriyorum. Hepinize saygılar tekrar. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet, şimdi Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanı, Türkiye Barık Belediye Başkanı Vekilim, Sayın Belediye Başkanı, Kaya Efendi'ye bir aile bu tarafa alacağız. Sizleri bu tarafa alırsa, doğru mu? Evet. Abi, gelsene. Abi, gelsene. Abi, gelsene.